EYT yasası ve sözleşmelilere kadro çalışmasında geri sayım başladı. Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar meclis gündemindeki yerini alırken yasanın içeriği de netleşmeye başladı. Buna göre EYT'de prime dayalı bir sistemle sigortalılar emekli olacak. Belli bir primi ve yıl şartını yerine getirenler emeklilik hakkı kazanacak. Primini tamamlayamayanlar ya da henüz yılı dolmamış olanlar içinse kademeli emeklilik gelecek. Yapılan hesaplamalara göre ilk etapta 1,5 milyon sigortalı EYT kapsamında emekli olacak. Geriye kalan 2-3 milyon arasındaki vatandaşsa şartları tamamladığında emekliliğe kavuşacak. Milyonlarca emeklinin yeni maaş artışı da merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri %8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak ancak emeklilerin taban maaşının da artırılması bekleniyor. 3500 liraya çıkartılan taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi söz konusu. Ocak ayı itibarıyla 3600 ek gösterge artışları da memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Kamuda sözleşmeli olarak görev yapan memurların 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili çalışmada da sona gelindi. Sendikalar taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Bu noktada yaklaşık 550 bin sözleşmelinin kadroya geçerek yeni mali ve sosyal haklara kavuşması bekleniyor. Ayrıca kamuya ait çağrı merkezi çalışanlarının da kapsama alınması planlanıyor. Böylece toplam sayı 600 bini bulacak. Çalışanların gelir vergisi dilimleri sebebiyle özellikle Eylül ayından sonra düşen ücretleriyle ilgili de tedbir alınıyor çalışma tamamlandığında vergi dilimleri yeniden belirlenerek ücret düşüşlerinin önüne geçilecek.